Şimdi Wolverhampton Wanderers şöyle geçtiğimiz sezonlarda oynadığı futbolla Javi Garcia'nın takımı Javi Garcia değil ya, Espirito'nun takımı. Nuno Espirito. Porto'nun eski hocası. Evet, Nuno Espirito'nun takımı ki o da şeyin has adamıdır. Menajer Mendes'in has adamıdır. Eski bir kaleci, onun sayesinde teknik direktörlüğe başladı. Çok da iyi oyuncular getirdi o ilişki Wolverhampton'a. İşte süper bir oyuncu Ruben Neves. Forvet'teki en önemli oyuncuları Jimenez. Onlar hep zaten onun oyuncuları. Evet. Portekiz Ligi'nin oyuncuları. Ya Portekizli ya da Portekiz Ligi'ne gelip dışarıdan genç yaşta oyuncu Jimenez örneğindik gibi. Ama geçen maçta Watford maçında, işte Beşiktaş'ta oynayacak diye mecburen maçını izledim. Takımın en iyisi İrlandalı sağ kanat oyuncusu Doherty'ydi. Moses'ın oynadığı gibi oynuyor. Chelsea'de oynadığı gibi. Evet. 3-4-3'te sağ kanat beki olarak. Onun dışında Moutinho ipleri ele almış durumda. Çünkü şu anda Ruben Neves oynayamıyor. Forvet'te Raul Jimenez. Tamam, işte Raul Jimenez zaten forvetti ama en büyük tehlike bugün Beşiktaş için Wolverhampton'ın 3-5-2'den 3-4-3'e dönmesi. Bu sezonun başında işte ön elemelerde Torino'yu eleyerek önemli sükse yaptılar. Torino'da kimin takımı hani biliyoruz ama artık adı daha geçmesin yeter. Şunu söylemek gerekiyor. Üst üste sonra ligde kötü başladılar ki normal 1980 yılından beri ilk kez Avrupa Kupası'na katılıyorlar. Aslında tarihsel açıdan hemen küçük parantez açayım. Wolverhampton 50'li yıllarda falan İngiltere'nin en ünlü takımı. Hatta bu Şampiyon Ligi, Şampiyon Kupası başlamadan evvel ilk defa işte gece maçı oynandığı zaman evet, insanlar Wolverhampton'ın maçını izlemek istiyor. Bu yüzden de sonradan efsane bir oyuncu olan George Best de Wolverhampton'u tutuyor, Wolves'ı tutuyor o zaman. Yani adamların şanssızlığı bu işten paraya dönecekken şampiyon kulüpler, o Real Madrid, Benfica'nın üstüne kazandığı düşüşe geçiyorlar. Şimdi tekrar uzun yıllar sonra ve Avrupa'dalar 1980 yılından beri ilk kez. Evet. Ligle beraber götüremediler. Ligde kötü gidişattan sonra da hoca geçen sezonki ve Championship'ten çıkarken kullandı. O 3-4-2-1, 3-4-3 karışımı oyuna geçti. Sağ kanatta Traore ile Doherty, Beşiktaş'ın çok dikkat etmesi gerekiyor. Abdullah Avcı Hoca'nın icabında daha önce maçlarda oynattığı mantaliteden, özellikle Caner'i son maç yapmadı ama ondan önceki maçlarda Caner'i orta sahaya alarak, evet, işte sahte bek olarak kullanması. Orada boşluk verirsek çok büyük sıkıntılar yaşarız. Yani Türkiye temsilcisi adına biz diyorum. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçekten tehlikeli oyuncular. Bu maçı biraz daha onlar geçiştirmek isteyecekler. Çünkü ligde ilk defa galibiyet aldılar bu sezon. Evet. Belki bir iki tane rotasyon olur ki Jota'yı getirmediler. Jota geçirdiği sakatlıktan dolayı İngiltere'de kaldı. O da önemli, değerli bir oyuncularıydı.